Bugün taş oymacılığı hakkında konuşacağız. Bence elektrikli aletlerden ve ocaklardan malzeme çıkarma sürecinden de bahsetmezsek olmaz. Bu gördüğünüz İtalya'nın Carrara şehrinden bir mermer ocağı. Rönesans döneminde heykelcilik için en kaliteli mermerler buradan çıkarılırdı. Gördüğünüz gibi hala da çıkarılıyor. Michelangelo da mermerlerini Carrara'dan alıyordu. Buradan çıkan mermerler saf ve bembeyaz olduğu için Michelangelo burayı tercih ediyordu. Görüldüğü gibi bugün buldozer gibi elektrikli aletler kullanılarak mermer çıkarılıyor. Ama eskiden ilk olarak dağlardaki mermerden büyük bir parça çatlatılır. Daha sonra ıslatılmış tahta kıskılar bu çatlaklara yerleştirilirdi. Suyla şişen tahta kıskılar mermeri dağdan koparabilecek kadar kuvvet uygulayabilirdi. Yani suyu emen tahta çubuklar Girdikleri çatlakları daha da büyütüyordu. Çok sayıda çubuğu bir çizgi halinde yerleştirdiğinizde mermer bloklarını dağdan ayırabilecek çatlağa elde edebiliyordunuz. Sonra blokları kayalıklardan alıp bir şekilde Fransa'ya götürüyorlardı herhalde. Aslında taş şekillendirme sanatının ilk ürünleri ocaklarda verilmiş olabilir. Bu şekilde ekstra ağırlık taşınmıyordu. Zaten mermer bloklar taşınmak için çok ağırdı. Ancak parçalara ayrılarak ve şekiller verilerek taşınabilirdi. Bu nedenle bazen Michelangelo gibi heykeltıraşlar çalışmalarını taş ocağında ya da ocağın bulunduğu şehirde yaparlardı. Bloklar genelde botlarla taşınıyordu. Çok ağır oldukları için nehirleri ve kanalları kullanmak karayoluyla taşımaktan çok daha kolaydı. Biraz da süreçten ve kullanılan aletlerden bahsedelim. Söylediğimiz gibi ilk adım Mermer blokları dağdan koparmak. Sonraki adım blok mermeri heykelin genel formuna uyacak şekilde şekillendirmek. Bunlar kullanılan aletler. Modern aletler olmalarına rağmen Rönesans döneminde de benzerleri kullanılıyordu. Daha önce de söylediğim gibi ilk adım blok mermere yapılacak figürün genel formunu vermek. Bunun için buradaki koca bir penaya benzeyen alet kullanılır. İşte bu. Bu aletle birlikte balyoz ve çekiç de kullanılır. Tek yapmanız gereken bloktan kullanılmayacak mermeri tıraş etmek. Sadece heykele genel şeklini veriyorsunuz. Yanlışlıkla istemediğiniz bir çatlak oluşursa o zaman genellikle baştan başlanır. Mermer oymacılığında geri dönüş yoktur. İndirgeyen bir süreç olduğu için çok ama çok dikkatli olmalısınız. Söylediğim gibi genel şekil elde edildikten sonra dişleri olan bu keskilere geçilir. Burada görüldüğü gibi önce büyük olandan başlanır. Bu aleti çok daha narin hareketler ve size kontrol olanağı veren küçük çekiçlerle kullanmalısınız. Böylece mermere istediğiniz detayları işleyebilirsiniz. Ne kadar çok detay isterseniz o kadar çok dişli bir keski kullanmalısınız. Hazır Michelangelo'dan bahsetmişken güzel bir örnek verelim. Bu Michelangelo'nun Uyanan Köle adlı tamamlanmamış figürü. 1530'larda üretilen bu heykel Papa II. Julius'un tabutu için düşünülen figürlerdendi. Burada figürün yapıldığı mermer bloğunu görebilirsiniz. Özellikle bazı detaylarda Michelangelo'nun figürü çevreleyen kaba alanları çekiç yardımıyla kesip attığını fark edebilirsiniz bu izler keskiyle yapılmamış. O sadece istemediği bölümleri mermerden ayırmış. Herhalde bu işle uğraştığı için Michelangelo'nun kolları çok kaslıydı. Böyle bir iş için çok güçlü olmak gerekir. Bu resme baktığımızda özellikle de detaylarda Michelangelo'nun dişli tornavidaya geçtiğini görebiliriz. Çünkü artık gereksiz mermerleri kesmekten çok mermeri şekillendirmeyi, mermere form kazandırmayı amaçlıyor. Göz kısmına bakıldığında diş izine benzeyen kalıntılar görebilirsiniz. Bunlar biraz daha küçük ve silik. Çünkü detaylar arttıkça daha keskin dişli keski kullanılmış. Yüz detaylarına bakıldığında da konuştuğumuz keski izleri görülebilir. Bunlar penayla kaba mermerden kurtulmak için bırakılan izler. Fakat şunlar sanki bir çatalla şekillendirilmiş. Bu alanlar dişli keskilerin figürü biraz daha detaylandırmak için kullanıldığı alanlar. Leonardo'nun heykelciliği çok dağınık bir iş olduğu için küçümsediğini hatırlıyorum. Terliyor ve toz içinde kalıyorsunuz. Resim yapmakla karşılaştırıldığında çok daha pasaklı ve emek gerektiren bir iş. Ayrıca bir blok mermer çok pahalıydı. Heykelcilikten bahsederken bitirilen eserin fiyatı konusunda mermerin ahşaba göre 10 kat daha pahalı olduğunu söylemeyi unutmayalım. Bu eser Michelangelo'nun heykelcilik konusundaki bakış açısını gözler önüne seriyor. Yazılarında anlattığına göre mermere vereceği figürü daha mermer ocaktan çıkar çıkmaz ona hiçbir aletle dokunmadan hayalinde canlandırıyor. Tek yaptığım şey taşın içinde var olan figürü serbest bırakmak. Figür zaten taşın içinde. Ben daha ona dokunmadan varlığını sürdürüyor. Benim yaptığım tek iş ise Figürün çevresindeki gereksiz mermeri yok etmek diyor. Yani figürü taşın içinde kapalı kalmış olarak düşünebiliriz. Bu örnek Michelangelo'nun düşüncesini resmediyor. Çünkü figürün tamamı sanki oradaymış gibi gözüküyor ve onun yaptığı şey figürü serbest bırakmakmış gibi algılanıyor. Yaşayan bir figürü serbest bırakmak için tüm ölü materyallerden kurtulmak. Ama söylediğimiz gibi bu bitmemiş bir eser. Michelangelo birçok figürü böyle bitirmeden bırakırdı. Sürece bakıldığında neden bitirilmeden bırakılır ki? Çok zor bir iş, uzun sürüyor ve patronlar çok şey istiyor. Ama şansımıza birçok farklı aşamada bitirilmeden bırakılan heykellere sahibiz. Bu da bize nasıl bir gelişim gösterdiğini anlatıyor. Başka bir esere geçersek 1505 civarında yapılan bu heykele Donitondo deniyor. Yine burada değişik tipte de keskin izleri görebilirsiniz. Örnek olarak göğüstekiler kaba, yüzdekiler çok detaylı olduğu için daha dikkatli yapılmış. 1490'dan kalma ünlü Pieta gibi Michelangelo'nun imzalanmış ve sergilenmiş yani bitirilmiş eserlerin üzerinde bol miktarda cila var. Çünkü her ne kadar ince işlenmiş keski kullansanız da parlak ve el değmemiş bir doku için tüylerle uygulanan cila gerekir. Böyle bir şeye baktığınızda bunun çekiç gibi aletler kullanılarak üretildiğini hayal etmek zor. Kafasındaki deriye bakın. Yani aslında iki çeşit heykelcilik süreci var. İlki toplayıcı bir süreç. Kil, balmumu ve alçı kullanarak eser üretmek gibi. Bu ise eksilten bir süreç. Gereksiz materyalden kurtulmak. İncelediğimiz bu eserler bize bitirilmiş bir sanat eserinin Dağdan başlayarak yapım aşamasına kadar tüm yolculuğunu özetleyen güzel bir fikir verdi.